Sevgili seyirciler, yerel yönetimler çevre düzenlemelerine ve ağaçlandırmaya büyük önem veriyor. Onlardan biri de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi. Büyük bir kampanya başlatıldı. Şimdi ayrıntıları canlı yayın konuğumuz Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nihat Çiftçi ve Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Sayın Ali Cevheri'den alacağız. Efendim, TGRT'nin canlı yayınına hoş geldiniz öncelikle. Selam Bey, hoş bulduk. Peygamberler Şehri Şanlıurfa'dan, Şanlıurfa'nın güzel sahil ilçesi olan Bozova ve Çatak Sosyal Tesislerden size şöyle bir saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sayın Çiftçi, program kapsamında özellikle 15 Temmuz darbe kalkışmasında şehit olan Şanlıurfalı şehitlerimiz anısına da çok sayıda ağaçlar dikildi. Çok anlamlı bir etkinlik. Bu etkinliği öncelikle sizden dinlemek isteriz. Evet, bugün Şanlıurfa'mızda toplamda aslında 225 bin ağaç dikimi Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından organize edildi. Şu an bulunmuş olduğumuz Bozova, Sahil, Çatak sosyal tesislerimizde 10 bin ağaç dikimini gerçekleştirdik. Ağaç tabi inancımızda da çok önemli bir yeri var. Şanlıurfa yerel yöneticiler olarak da çok önemsiyoruz. Bu katılıma tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, gazi yakınlarımızı, şehit yakınlarımızı da davet ettik. Ve 15 Temmuz'da Türkiye'miz için, ülkemiz için çok önemli bir süreçti. Canı pahasına direnen, mücadele veren şehitlerimizin anısına, onların adına da ağaç dikimimiz gerçekleşti Erhan Bey. Selam Bey. Sayın Çiftçi, şimdi bugün açılışını gerçekleştirdiğiniz bir tesis var. Bozova Çatak Sosyal Tesisleri. Onunla ilgili de bilgi alalım. Ne tür hizmetler verecek bu sosyal tesisler? Şimdi tabii Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak Şanlıurfa'da özellikle gelen misafirlerimizi rahat bir ortamda bir kere dinlenmelerini sağlamak, yine Şanlıurfa'ya gelmişken Şanlıurfa mutfağından onların beslemesini sağlamak için sosyal tesisi ön planda tuttuk. Şimdi Büyükşehir Belediye'mize bağlı 5 sosyal tesis var. Saklı Cennet Halfeti'mizde Halfeti sosyal tesisleri, yine tarihi alanda Sakın'ın Köşkü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından geçen 6 ay önce açılışını gerçekleştirmiş olduğumuz, gerek Sayın Bakanımız Faruk Çelik ve Sayın Milletvekillerimizin katılımıyla açılışını gerçekleştirdiğimiz Su Kayak Merkezimiz ve yine GAP Vadisi projemiz kapsamında yapılan Cumhuriyet Sosyal Tesisleri ve şu an bulunmuş olduğumuz noktada bugün ağaçlandırma törenini gerçekleştirmiş olduğumuz Çatak Sosyal Tesisleri ile hizmet veriyoruz. Sosyal tesislerimizde gerek mutfağımız, gerekse de yine çok büyük alanlar, çünkü 1830 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Şu an bulunduğumuz sosyal tesis 600 bin metrekare, 600 dönüm sosyal alanda gerçekleşen bir tesis. Tesiste ikramlardan ziyade yüzme havuzu, yine havuz başı kır düğün salonları ve yine arkada görmüş olduğunuz yüzen gemilerimizle Atatürk Barajı'nda gelen misafirlerimize turistik geziler yapılacak. Bu vapurla Bozova, Hilvan'a, Hilvan Sivere'ye, Siverek Halfeti'ye ve yine komşu ilimiz olan Adıyaman'a, Adıyaman Kahta'ya bağlanmış olacağız. Bu yapmış olduğumuz sahil düzenlemeler ve iskelelerle bu gemilerimiz hem turistik hizmet verecek, hem de bu ilçelerin bir nevi bir gönül bağıyla bağlantısını sağlamış olacak. Yine tesiste kendiniz gelip kendi imkanlarınızla piknik yapabileceksiniz. Spor tesislerini yapıyoruz. Bu spor tesisleri gençliğimiz için bir kamp merkezi olacak sosyal tesislerimizde. Ve geniş yeşil alanlarla bir nevi birçok bitkiyle de burayı bir botanik bahçe haline getirmeyi planladık. Ve çalışmalarımıza başladık. Şu an 4 tane sosyal tesisimiz Şanlıurfalıların ve Şanlıurfa'ya gelecek olan misafirlerimizin hizmetinde olacak. Beşincisi de inşallah 15-20 gün sonra yine çok değerli büyüklerimizin katılımıyla da açılışını gerçekleştireceğiz. Selam Bey. Sayın Çiftçi, az önce yeşillendirmeden bahsettiniz. Bununla ilgili bir başka çalışmanız daha var. 500 dede ve 500 torun ağaç dikecek. Çınar ağacı zannediyorum. Yeşeren Çınarlar zaten projenin adı. O projeyle ilgili de bilgi alalım efendim. Evet, Yeşeren Çınar projemiz aslında dede ile torunu sosyal anlamda buluşturabilme projesiydi. Bu proje çok anlamlıydı. Bizler ülke olarak, yine Şanlıurfa şehir olarak bizim gerçekten yaşlılarımızdan istifade etmemiz lazım.
bu büyüklerimizin bilgi birikimini biz torunlarıyla buluşturarak ve bugün de sosyal tesisimizde sadece onlar tarafından 500 ağaç dikimi gerçekleştirmiş olduk. Sadece bununla yetinmiyoruz. Yine inşallah Şanlıurfa'daki yaşlılarımızı Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak ecdatlarımızın kurtuluş mücadelesi verdiği, birçok ülkeye göğüs gerdiği Çanakkale gezileri, yine Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul fethinde kapısını açmış olduğu tarihi yarımadaya ve birçok alanda geziler olacak. Bununla da yetinmiyoruz. Yine yaşlarımızda sosyal anlamda ve yine kendi şahsi ihtiyaçları olma noktasında evlerine gidiyoruz. Güzel evin projesi kapsamında yaşlarımızın kendi şahsi hizmetlerini ve evin bakım hizmetlerini Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı üstlenmiş durumda. Ecdadımıza önem veriyoruz. Yaşlarımız bizim için çok çok kıymetli. Onlar aslında bir bereketin simgesi ve timsali. O bakış açısıyla bakıyoruz ve yaşlarımızın da bilgi birikimi tecrübelerinden faydalanacağız. Gençlerle buluşmalarını sağlayacağız. Torunlarına tecrübelerini ve bilgi birikimlerini aktaracaklardır. Sayın Çiftçi, Bozova Çatak Sosyal Tesisleri ile ilgili feribotlardan bahsettiniz ama havuzlar da var, başka oyun alanları da var. İsterseniz şu Bozova, çünkü çok önemli Şanlıurfa için, Bozova Çatak Sosyal Tesislerinde neler olacak? Vatandaşlar oraya geldiğinde nelerden faydalanabilecek? Biraz da onları açalım. Şimdi çok önemli restorantı Sayın Valimiz, Sayın Milletvekilimiz ve Şanlıurfa'daki birçok katılımcıyla 5000 insanımızla bugün açılışını gerçekleştirdik. Burada restoranların yanında yüzme havuzları, yüzme havuzların yan tarafında yine kır düğün alanlarıyla, kafelerle, yine alan içerisinde, 600 dönümlük alan içerisinde çocuk oyun merkezleriyle çocuklarımıza, spor merkezleriyle buraya mesire anlamında gelip piknik yapan tüm ailelere o çocukların rahat bir şekilde spor yapmaları için spor merkezleri yapıldı. Tabi sahildeyiz. Çatak sosyal tesislerimiz Bozova sahilinde, Atatürk Barajı sahilinde. Burada bu defa yapmış olduğumuz marinalarla sahildeki su güzelliğini de yaşayacaklar. Burada su sporları anlamında biz çok güzel bir şekilde bir kere Çatak sosyal tesisleri su spor merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Yüzen vapurlarımızla, teknelerimizle de Şanlıurfalıları, gelen misafirlerimizi restoran olarak, turizm olarak Atatürk Barajı göletinde gezdirip suyla buluşmalarını sağlayacağız. Evet. Projenin temel argümanları bunlar Selam Bey. Sayın Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi, size de çok teşekkür ediyoruz. Ben de zamanında Şanlıurfa'da bulundum. Gerçekten gerçekten hem tarihi hem kültürel, masal gibi bir şehir. Mutfakları da ayrı bir güzel zenginlikte. Çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için.